Bu videoda sizinle birlikte çok nostaljik bir objeyi dijital hale getireceğiz. Daha basit ifade etmem gerekirse dijital bir kum saati yapacağız. Bunu yaparken de 3 boyutlu bir tasarım yapacağız. Bunu 3 boyutlu printerlarda basacağız ve daha sonra elektronik bilgimizi kullanarak bir devre tasarlayacağız ve kod yazacağız. Bunları birleştirdiğimizde de artık yer çekimine göre hareket edebilen dijital kumlar yapacağız. Ve söylediğimden de anlayacağınız gibi bu kum saatin içerisinde bir adet sensör olacak ve bu sensör yer çekimini anlayacak. Yani dünya üzerinde hangi konumda durduğunu anlayabilecek. Bu sayede yarattığımız elektronik kum tanelerini yer çekimine doğru hareket etmesini sağlayacağız. Bu arada videomu ilk defa izleyen kişiler olabilir. Eğer ilk defa bu videoya denk geldiyseniz kanalda çok farklı projelerim var. Hemen aşağıya tıklayarak kanalıma gidip bakabilirsiniz. Projelere dikkatinizi çeken, ilginizi çeken projeler olabilir. Sürekli olarak kanalımı takip eden arkadaşlara gelecek olursak biliyorum benden çok müthiş projeler bekliyorsunuz. Biliyorsunuz şu an iş dolayısıyla Amerika'dayım ve bu video yayınlandıktan sonra büyük ihtimalle 2 hafta içerisinde Türkiye'de olmuş olacağım. Türkiye'ye döndükten sonra simülatör serimiz, akıllı ev sistemleri, gerçek bir BB-8, Hakan'la yapacağımız projeler ve başka arkadaşlarla yapacağımız projeler, bir sürü projemiz var ve size bahsetmediğim, sosyal medya üzerinde de paylaşmadığım inanılmaz projeler var. Merak etmeyin, kısa zaman içerisinde bu videoları sizinle paylaşmaya başlayacağım. Peki böyle bir projeyi neden yaptığımızı düşünebilirsiniz. Telefonumuz var, kolumuzda saatimiz var. Böyle bir cihazla, böyle bir objeyle neden süre tutalım diyebilirsiniz. Açıkçası bazı şeyleri kendimizin üretme hazzı özellikle beni çok mutlu ediyor. Eğer siz de bu kanalı takip ediyorsanız, bu tarz projelerden hoşlanıyorsanız mutlaka bu hazzı sizde yaşıyorsunuzdur veya yaşamak istiyorsunuzdur. Ben kendi geçmişime baktığımda ortaokul ve lise yıllarında, hatta üniversite yıllarında bu tarz şeyler yapıp çevremdeki kişilere hediye etmeyi açıkçası çok seviyordum. Doğum günlerinde, özel günlerde gidip böyle bir hediye satın almaktansa bu tarz şeyler yapıp hediye etmek gerçekten açıkçası benim için çok büyük mutluluk kaynağıydı ve hediye ettiğim kişi de bunun çok özel bir hediye olduğunu biliyordu. O yüzden ne satın alırsanız alın onun yerine geçemiyordu. O yüzden ben de bu tarz şeyler üretiyordum. Yine bugün yapacağımız aslında dijital kum saatte tam olarak böyle bir şey. Ofiste dekor olarak da çok hoş görünebilecek ama isterseniz fonksiyonel olarak da kullanabileceğiniz eğlenceli bir araç ve büyük ihtimalle çevrenizdeki çoğu kişi böyle bir şey görmediği için eline bu dijital kum saatini aldığında evirip çevirip birazcık zaman geçirip oynayacaktır ve eğleneceğinden de eminim. Neyse, fazla uzatmayalım, hemen projenin yapılışına geçelim. Projenin ilk adımında tabii ki malzemeleri satın almamız gerekiyor. Malzemelerle alakalı linkleri ben video açıklamasına koyuyorum. Eğer siz de temin etmek isterseniz oraya bakabilirsiniz. Malzemeleri temin ettikten sonra bir sonraki aşama 3 boyutlu modelleme. Kum saatimizin dış case'ini, devrelerini ve buradaki led matrisleri konumlandıracağımız 3 boyutlu modeli çizmemiz gerekiyor. Ben bunun için 2 tane alternatif program kullanıyorum. Bunlardan bir tanesi SolidWorks, diğeri de Fusion 360. Bu da Autodesk'in bir programı. Açıkçası SolidWorks bireysel olarak karşılayabileceğim tutarlardan çok çok yüksek olduğu için ben Autodesk Fusion 360'da çizim yapıyorum. İki programı da çok seviyorum. İkisini de kullanabiliyorum. Siz de kendinize uygun olan programı bakıp seçebilirsiniz. Zaten bu iki program birbirlerine çok yakın. İkisinde farklı alternatif güçlü olduğu alanlar var. Ama hangisini seçtiğinizin bir önemi yok. Yeter ki projenizdeki çizim yapabilin. Daha sonra elektronik parçaları kabaca nasıl bir şeyin içerisine yerleştireceğimin kafamda planını kuruyorum. Bu planı kurduktan sonra çizime başlamak için tabii ki elektronik parçalardan ölçü almaya başlıyorum. Çizim yaparken zaten anlık olarak ölçülü alıp direkt olarak çizime uyguluyorum. Çizim içerisinde tabii ki kabloların geçeceği yerleri veya elektronik parçalarını nasıl monte edeceğimle alakalı şeyleri de düşündükten sonra, eğer her şeyden eminsem, çizim kafamda tamamlandıysa, bunları STL formatına çıktı olarak 3D printer'da basılabilir hale getirmek için ilk dosya çıktığımızı alıyorum. Daha sonra crop programına geçip bunu yazıcının anlayacağı dile çeviriyorum ve SD kartın içine attıktan sonra artık yazıcı da basmaya hazır. 3 boyutlu yazıcıyı kullanmak için illa çizim programı bilmenize gerek yok. Çünkü internette milyonlarca ofisinizde, evinizde veya ihtiyaçlarınıza göre kullanabileceğiniz bir sürü hazır çizim var. Yani kendiniz modelleme yapmasanız bile 3D printer'da bir sürü şey basabilirsiniz. Özellikle çocuklarınıza oyuncak bile basabilirsiniz veya kendinize kullanabileceğiniz şeyler bile basabilirsiniz. Ben de kullandığım 3D printer'ın linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer merak edenler, ilgilenenler varsa oradan bakabilirsiniz. Bu arada hemen bahsetmem gereken bir şey var. Bu kanalda video hazırlarken biliyorsunuz belli sponsorlarımız oluyor. Bu sponsorlardan bir tanesi GLC PCB. GLC PCB daha iyi projeler yapabilmem için bu kanala destek veriyor ve ben de bu gibi sponsorlar sayesinde daha iyi projeler yapabiliyorum. GLC PCB aslında bir PCB üretim platformu. Yani sizin tasarladığınız, çizdiğiniz ve üretmek istediğiniz bir PCB varsa glcpcb.com'a girerek burada istediğiniz PCB'leri üretebiliyorsunuz ve 5 dolar gibi bir fiyata 5 veya 10 adet gibi seçeneklerde çok kaliteli PCB'ler üretebiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde teklif almak isterseniz zaten devrenizin ölçülerini girmeniz ve adetleri girmeniz ve bazı basit özellikleri seçmeniz yeterli. Kargo ödeyi seçtikten sonra canlı bir şekilde size PCB'nizin ne kadarlık bir ücreti olduğunu söylüyor ve bunu direkt satın al diyerek kredi kartıyla
ödeme yapabiliyorsunuz. Seçtiğiniz kargoya göre de PCB'leriniz size ulaşmış oluyor. Bu videoyu desteklediği için JCPCB'ye tekrar teşekkür ederim. Şimdi videomuza devam edelim. 3D Printer'daki baskı aşaması bittikten sonra artık elektronik bölümüne geçebiliriz. Çizdiğimiz kutunun içerisine elektronik parçaları yerleştirmeden önce elektronik parçaları dış ortamda birleştirip bir test yapmak istiyorum. Çünkü çalışıp çalışmadığından emin olmam gerekiyor. Hem kod kısmının hem de elektronik kısmının. Bunun için gerekli bağlantıları yaptıktan sonra hemen kod kısmına geçiyorum. Benim projem uygun şekilde kodları da yazdıktan sonra artık devrenin içerisine bunları yüklüyorum. Bu yükleme aşamasından sonra zaten 4-5 kere bazı düzeltmeler yapmanız gerekebiliyor. Bu arada eğer siz de bu projede kullandığım Arduino kartının nasıl kullanıldığını merak ediyorsanız yine video açıklamasına gerekli kaynakları bıraktım. O kaynakları izleyerek Arduino dünyasına giriş yapabilirsiniz. Bu videoları size hazırlarken benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan bir tanesi tabii ki abone sayım oluyor. Çünkü abone sayım ne kadar yüksekse sponsor bulmam da o kadar kolay oluyor. Ben sponsor bulduğumda da proje yapmam o kadar kolay oluyor. Ve tabii ki sponsorların sayısı arttıkça projelerin de büyüklüğü yavaş yavaş artacak. Yani aslında siz kanala abone oldukça daha iyi projeler çekebilmem için bana destek olmuş olacaksınız. Eğer bu kanalda yaptıklarım ilginizi çekiyorsa aşağıdaki abone ol butonunu bir kontrol edebilirsiniz. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. 3 boyutlu parçalarımızı bastık, elektronik kısmı hazırladık, kodu içerisine attık. Artık elimizde çalışan bir projemiz var. Şimdi bu iki kısmı birleştirmemiz gerekiyor. Projelerimde sıcak silikon ve çift taraflant bolca kullanıyorum. Bu projede bu iki tane birleştirme aracını kullanacağım. İnternetten aldığım çok basit bir silikon tabancasıyla yine internetten aldığım şeffaf silikonlu diye geçen çift taraflı bandı kullanacağım. Özellikle devreleri belli düz yüzeylere yapıştırmak için bu silikonlu çift taraflı bandı kullanabilirsiniz. Çok sağlam bir tutuş sağlıyor ve çıkarmak istediğinizde de o yüzeyde iz bırakmadığı için ben bolca kullanıyorum. Montaj kısmında ilk yapmamız gereken LED matrislerimizi düzgün şekilde doğru oryantasyonda, çünkü belli çaprazda bunların akması gerekiyor. Kum tanelerimizin belli bir yönde gitmesi gerekiyor. Uygun şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Bu yerleşimi zaten dışarıda test ettiğimiz kodda nerelerin olduğunu tespit ederseniz ona göre yerleştirebilirsiniz. Ve bu yerleşimi yaptıktan sonra da kabloları ilk önce ortadaki gövdemizden, daha sonra aşağıdaki devre kutumuza giden yerden geçirmemiz gerekiyor. Ve LED matrislerimizi sıcak silikonla düz bir yüzeye ters bir şekilde koyarak tam olarak yüzeye sıfırlamış oluruz. Ve bunları da silikonla yapıştırdığımızda artık sabitlenmiş şekilde bunu kullanabilir hale getirmiş olacağız. Orta gövdenin arka kapağını sıcak silikonla kapattıktan sonra artık üst ve alt gövdeyi ortadaki gövdeye yapıştırmamız gerekiyor. Bu yapıştırma sırasında düzgün hizalayabilmek için alt ve üst gövdeye ben belli bir iz bıraktım aslında modelleme yaparken. Açıkçası bu kısımlarda daha sağlam vidalı bir sistem yapılabilir ama bu kum saatini eğer ileriki versiyonlarına, versiyon 2'de vesairede daha farklı şekilde tasarlamayı düşünüyorum. O aşamalara geldiğimizde buralarda vidalı sistem kullanacağım. Kum saatimizin düz bir şekilde durabilmesi için ilk olarak alt kısmı yapmamız gerekiyor. Alt kısmı yapabilmek için de devreleri ilk önce montajlamamız gerekiyor. Burada Arduino Pro Micro ve iğme ölçerimizi sabitlememiz gerekiyor. İğme ölçeri tabii ki doğru oryantasyonda sabitlememiz gerekiyor. Çünkü sensörden aldığımız verilere göre kum tanelerinin akış yönü belli olacak. Yer çekimini doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. İğme ölçerimizi ve Arduino Pro Micro'muzu da burada monte ettikten sonra artık kum saatimizin en üst içi boş olan kısmını yapıştırmamız gerekiyor. Yine bunu da sıcak silikonla yapıştıracağız ve yapıştırırken de düzgün bir şekilde ortalamak gerekiyor. Bu aşamadan sonra zaten projemiz bitmiş oluyor. Projeyi şöyle kabaca elimizle oynamamız gerekirse gördüğünüz gibi şöyle yer çekimine göre yan tuttuğumda yan, bu tarafa tuttuğumda yan ve ters tuttuğumda da aşağı doğru dijital kumlarımızın aktığını görebilirsiniz. Kodlarda değişiklik yapabildiğiniz için kum saatinin ne kadar sürede boşaldığını siz kendinize isterseniz ayarlayabilirsiniz. Tüm kodları ve elektronik şemalarını video açıklamasındaki blog sayfamda paylaştım. Eğer projeyi yapmak isterseniz o linke tıklayarak projenin detaylarına ulaşabilirsiniz. Açıkçası çok eğlenceli bir proje oldu. Gerçekten masanın üstünde böyle bir şey olmaması ve ara sıra şöyle oynamak, stres atmak gerçekten güzel ve belli bir süreyle farklı şeylere odaklanmak istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Hatta bazı buzzer gibi fonksiyonlar ekleyerek de sesli komutlarda vermesini sağlayabilirsiniz. Ve böylelikle projemizin sonuna gelmiş olduk. Eğer bunun gibi daha çok farklı proje isterseniz kanala abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu arada bir sonraki projenin ne olacağını belirlemek isterseniz de yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepsini tek tek okuyorum, fikirlere bakıyorum. Eğer iyi fikirler gelirse sizin fikrinizi de gerçekleştirmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.